Ne dilediğini biliyorum. Herkes için en iyisi ne olacaksa onu diledim. Ne yapıyorsunuz siz orada? Size bakıyoruz. Hadi gidelim yanlarına. Evden arıyorlar. Annem mi babam mı? Benim bildiğim Halil abi aramaz. Bence de. Annemlerdir. Efendim? Neredesiniz? Babam diye çok korktum anne. Ava'dayız. Kim kimsiniz? Nerede kalacaksınız? Ben Zülal, Nejat, Ali. Zülal'le gidiyorum demiştin. Nerede kalacaksınız? Ali'nin evinde. Aferin kızım. Aferin Melek. Yarın Zülal'e gelince beni ara. Geleyim biraz konuşalım. Bak baban, bu Ali meselesi kapanmadan eve gelemez diyor. Böyle bir şey olmayacak. Yarın görüşürüz, ararım. İyi akşamlar. Ne oluyor Esed? Melek ne oldu? Ali de burada deyince evse zor durumda kalmıştır tabii. Baban da orada mıydı? Çok alçak sesle konuşuyordu. Gizli aradı herhalde. Ne var bunda? Babam Ali defterini kapatmış olarak eve dönsün demiş. Özür dilerim, sinirlerim çok bozuk. Ne zaman bitecek? Ne Halil geri adım atar, ne Melek. Nereden çıktı şimdi bu? Tam her şey yoluna girdi diyordum. Ay neyse, ben aşağı ineyim de Halil şimdi buraya gelip yine sizin önünüzde baştan aşağı aynı şeyleri tartışmayalım. Zaten sizin derdiniz size ediyor. Aşk olsun Evset. Biz bir aileyiz kızım. Melek de benim kızım sayılır. Sağ olun. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da kızım. Sinirleri çok bozuk. Halil abiyle bir de ben konuşacağım. Zülal, ikimiz de buradayız. Yani Evset ne dese haklı. Ali Hoca çok iyi bir insan. Bize evini açtı. Meleği de çok seviyor. Ama ben de bu şekilde burada olmaktan mutlu değilim. Ali nerede? Buradayım. Hepimize yer yaptım. Melek'le Zülal'e şuradaki odayı hazırladım. Biz de yukarıda iki oda var, orada kalacağız. Kalmayalım biz. Nejat, bizi Zülal'e götürebilir misin? Tabii ki de götürürüm. Hiçbir açıklama yapmana gerek yok. Belki de doğru olanı yapıyorsun. Haklıyken haksız duruma düşmek istemiyorum. Şişt, o kadar büyütmeyin. Her şey değişir. Umarım. Sen gelme. Zaten benim yüzümden geldin. Bari bir gece kal. Evet, evet. Ben kızları bırakırım. Peki. Yarın sabah görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Özür dilerim. Sakın özür dilerim. Hadi sizi geçireyim. Thank you.
görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Gerçekten kızmadınız değil mi? Saçmalama, tabii ki kızmadık. Sadece arada kalıyoruz Melek. Siz de haklısınız. Zaten kimse arada kalmasın diye kalkalım dedim. Bu suçluluk duygusuyla nasıl kalalım orada? Bence baban sakinleşince bir daha konuş. Hiç umut yok ama son bir defa şansımı deneyeceğim. Neden son bir defa? Evlenmeden önce. Ben kararımı verdim. Ali ile evleneceğim. Merhaba. Merhaba. İyi geceler. Merhaba hayatım. Ne yapıyorsun? Hiç. Bir arkadaşım vardı. Siz kalmayacak mıydınız? Melek dönmek istedi, döndük. Senin moralin mi bozuk? Yok. Biraz içtim herhalde ondandır. Ben kusura bakmazsanız yatacağım. Zaten geldiğinizde uyumak üzereydim. İyi geceler hayatım. Her şey için tekrar teşekkür ederim. Ne demek? Keyfine bak. Evi toplamaya yardım mı ediyor? Yok, ilk defa yapıyor. Kadınsa bilmeye hakkım var diye düşünüyorum. Kadehte ruj izi vardı. Emin misin? İyi geceler. Bir sor. İyi geceler. Hoş geldin. Bu kız yüzünden midem ağrılara girdi. Kalktım, ilaç içtim, oturuyorum. Onu hiç affetmeyeceksin değil mi? Kız babası olunca anlarsın. O senin biricik kızın. Evet, kız babası değilim ama seni birazcık anlıyorum. Git kendi yaşında bir adam bul be kız. Evlenip boşanmış, çocuklu, yaşını başına almış adamla ne işin var? Hiç Meleğin tarafından da bakmayı denedin mi? Yani belki bu söylediklerinin hepsini o kaldırıyordur. Ben kaç yaşındayım? Ben kaldırabiliyor muyum? Ömer diye bir adam olmuş. Üstelik evlenmemişler bile. Bir de kızları olmuş Zülal.
Bugün bile bana ağır geliyor. Sen sonradan öğrendin. O ise baştan beri biliyor olacak. O senin kızın. Sizin kızınız. Bir saatten sonra aile içi meselelere karışmak haddim değil. Biz beraber büyüdük diye kendimde iki cümle etme hakkını buluyorum. Sana sadece şunu söyleyebilirim. Ali iyi bir adam. Adam gibi adam. Bunu da bir cebine koy derim. Allah aşkına beni ikna etmeye çalışma Necat. Bu iş olmaz. İlla ki olacak diyorsa ölüm için iner. Zülal'e, Melek'le konuşacağım. Bekleyin, şunları bırakayım. Ben sizi götürürüm. Okula işe gitmemiş mi o bugün? Bu halde nasıl gitsin? Evde beni bekliyor konuşmak için. Babanla konuşmayı bir daha deneyebilirim. Bu şimdi hiçbir işe yaramaz. Üzüldüğümüzde kalırız. Annen geldi mi? Yoldalar, bekliyoruz. Tamam. Beni ara, bekliyorum. Tamam, hemen arayacağım. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sen gelmiyor musun? Burada bekliyorum ben. Halil, çok üzülüyorum böyle iki arada bir derede. Evset, ben konuşacağımı konuştum. Gidin konuşun. Ben bekliyorum.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Merhaba. Baban dışarıda çaktırma. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Hiç mi yumuşamadı? Yumuşamadı. Baban olarak ona da hak vermen lazım Melek'ciğim. Ne yapabilirim Feride teyze? Siz söyleyin. Sen de mi ikna edemedin onu? Edemedim. Ne sen ne ben. Şimdi kimse onu ikna edemez. Ali'den vazgeçmeden eve dönemez diyor. Ne? Ali'den vazgeçmezsem evime dönemeyecek miyim? Hep Zülal'de mi kalacağım? Melek. Baba! Melek. Baba yapamam. Ne demek yapamam? Neden beni anlamaya çalışmıyorsun? Sen niye beni anlamaya çalışmıyorsun? Onu hiç tanımadığın için endişelerinde haklı olabilirsin. Ama lütfen bize bir şans ver. O hiç sandığın gibi biri değil. Senin kadar kızı var. 2 2 daha 4. Ya ezberlemişsin gibi aynı şeyleri söylüyorsun. Şu suçları işlemiş şöyle kötü bir insan de hemen vazgeçeyim. Ama onun hakkında kötü bir şey söyleyemiyorsun. Hadi ya tabii başkası. Yok evlenmiş, yok benim kadar kızı var. Biz böyle gördük, böyle yetiştik. Bizde evladı yaşında kıza yan gözle bakana adam demezler. Bu kadar. Peki baba. Öyleyse bu sorumluluğu ben alıyorum. Mahvolacaksa benim hayatım. Ay! Ay! Sakın. Sakın bana vurmaya kalkma. Bu kadar kızdığını hatırlamıyorum. Çocukken de çok azar işittiğim oldu ama bu sefer bu kadar büyütmesini artık ben de anlamıyorum. Bir dinlese beni. Eminim bütün ön yargılarından kurtulacaktır. Öyledir benim. Dünyaya at gözlüğüyle bakar. Değiştiremezsin. Bazı tatsızlıklar yaşandı. Sürebilirdi. Ama hala söylüyorum, o senin baban. Bir gün babalık duygusu ağır basacak. Ve affedecek, göreceksin. O bir gün çok uzak bir gün Ali. İster misin? Yani bunu aramızda mı yapacağız? Benim buna cesaretim var. Sana çok güveniyorum. Çok.